Coşkulu bir kalabalığa seslenen Başbakan Erdoğan, sizler 30 Mart'ta bunun en güzel karşılığını sandıkta verdiniz. Birçok birleşmenin, örgütlenmenin karşımıza dikilmesine rağmen sandıkta demokratik bir cevabı verdiniz dedi. Dünkü Samsun mitinginden sonra bugün Canik'te bir araya gelişimiz gerçekten bizler için heyecan verici bir buluşma. Kardeşlerim, sevginiz sevgimizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü yola çıkarken biliyorsunuz bizim bir ifademiz olmuştu. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece demiştik. Gideceğiz gündüz gece. Hiç endişeniz olmasın. Konuşmasında sık sık 10 Ağustos'a işaret eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi biz milli iradeyle, milli güçle inşallah 10 Ağustos'a yürüyoruz. Ve geçmişte yapılanları biliyorsunuz. Neler yaptılar biliyorsunuz. Samsun'un evladı Ali Fuat Başkili nasıl engellediklerini biliyorsunuz. Hem buranın senatörüydü, hem de ilmiyle ordinarius bir insandı. Ama ne oldu? Silahı masasına koydular, adaylıktan çekil dediler. Olamazsın dediler, şu anda mezar yerin bile hazır dediler. Bu ülkede bunlar yaşandı. Ve senatörlükten de çekildi, adaylıktan da çekildi. Ha, şu anda böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmasınlar. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. 12 yıldır birçok şeylere tevessül ettiler. Birçok şeyler yapmak istediler. 2007'de Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ü seçtirmek istemediler. Birçok oyunlara başvurdular. Öyle de yaptılar, böyle de yaptılar. Ama biz söke söke hakkımızı aldık ve Sayın Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirdik. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan geçmişi de hatırlattı. Kardeşim, aynı şekilde bizim Merkez Bankamız var değil mi? Milli Bankamız. Bizim bankamızın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 2002 27,5 milyar dolar. Peki şimdi nedir? 131 milyar dolar. İşte güçlü olmak budur. Güçlenen Türkiye budur. Enflasyon %30'du. Bak şimdi tek haneli rakamlarda. Faiz, devletin borçlanma faizi %63'tü. Şimdi tek haneli rakamlarda. Şu andaki orana karşıyım, onu da söyleyeyim. Biz bu millete hizmetkar olacağız sözlerini yineledi. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Bizler bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi hep söyledik. Ve 12 yıldır hamdolsun sizlere hizmet etmenin gururu içerisindeyiz. Ve sizler 30 Mart'ta bunun en güzel karşılığını sandıklarda verdiniz. Her şeye rağmen verdiniz. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Canik Belediyesi Hizmet Binası'nın açılış kurdelesi kesildi. Canik Belediyesi'nin gençleri Türkiye şampiyonu olmuşlar maşallah. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Evet, hazır mıyız? Ama bu ses az geldi. Hazır mıyız Canik? Hayırlı olsun diyor ve başta belediye başkanımız Osman Bey, tüm meclis üyelerini, tüm ekibi, teknokrat, bürokrat hepsini kutluyorum. Yüklenici firmaya huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve kordelayı bu temenniyle kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.